öyle bir düğüm ki hiç çözülmüyor. Gözyaşıyla bir kağıda yazılmıyor. Öyle bir düşman ki hiç yenilmiyor. Olmuyor kolsuz kanatsız uçulmuyor. Gözlerimden yüzüne çıkar da al. Aşk yalansa her mevsim sonbahar. Yaşanacak daha bir ömür var. Yıkılacak kalın bir duvar. Gözlerimden yüzüne çıkar da al. Aşk yalansa her mevsim sonbahar. Yaşanacak daha bir ömür var. Yıkılacak kalın bir duvar. Aşk yalansa her mevsim sonbahar. Yaşanacak daha bir ömür var. Yıkılacak kalın bir duvar. Aracın içindeki şahsı gördünüz mü? Gördüm. Taylan. Taylan Kale. Tepe kontrolü bir zengin çocuğu. Katilsin sen. İklim sus. Neden yaptın bunu ha, neden? Neden mi? Hala anlamadın. Seni sevdiğim için. Hiç kimse sana benden daha yakın olamaz. Sen benimsin sadece. Ben senin filan değilim. Hastasın sen. Manyaksın. Oğlum şu anda evde değil. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Neden arıyorsunuz? Aracıyla motorlu bir gence çarpıp kaçtığı yönünde ifadeler var. Ne? Benim oğlum mu? Öyle bir galiba düşman ki hiç galiba ben sana aşık oluyor. Olmuyor kolsuz kanatsız. O pahalı arabanla, süslü kıyafetlerinle buraya gelip bizi aşağılıyor musun? Yoksa kendi dünyanda sıkıldığında burada eğlence mi arıyorsun ha? Yeşim. Ya sen Ege? Sen? Seni ne kadar yanlış tanımışım. Bizimle dalga geçiyorlar be abi. Aciz sayıyorlar bizi. Hiç görüyorlar. Şeytan diyor, git o şerefsizi eşek sudan gelinceye kadar döv. Aynen öyle abisi. Madem o her seferinde yırtıyor, biz de cezasını kendimiz keseceğiz. O kuru kafalar daha kendi aralarında anlaşamıyorlar. Lan! Bu da bir savaş taktiğidir. İç savaş çıkarmak. Yeter lan! Kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Gel! Ah ulan! Bir çıkalım. O zaman soracağım hesabını sizden. Yanlış yaptın kanka. Bırakacaktın da hesabını kesecektin bu itin. Bir pislik daha eksilecekti dünyadan. Ben... Benim şahitliğim yüzünden Taylan suçsuz bulundu. Bir dakika. Neden bahsediyorsun sen? Sen... Senin yalancı şahitliğin yüzünden mi o katil dışarıda? Ait olduğun yere dön! Gitme lütfen.
dinle. Neyini dinleyeceğim ha? Benim arkadaşım öldü, anladın mı? Mahmut yok artık. Ama onu öldüren katil serbest. Elini kolunu sallayarak geziyor. Neden? Senin yüzünden. Ne olur böyle söyleme. İnan. İnandığım şu. Sen Tyler'ın suç ortağısın İklim. O katil kadar sen de suçlusun. Tyler'ın suç ortağısın İlk. O katil kadar sen de suçlusun. Haklısın. Çok haklısın. Ben de bunu biliyorum. Hatamı kabul ettim. Sadece sana dürüst olmak istedim Ege. Bunun için neden beni cezalandırıyorsun? Öyle bir düğün ki hiç çözülmüyor. Gözyaşıyla bir kağıda yazılmıyor. Öyle bir düşman ki hiç yenilmiyor. Efendim? İklim neredesin sen ya? Yoldayım. Ay yoldasın. Çok aydınlandım. Sağ ol. Bana bak. Ağlıyor musun sen? Ben çok kötüyüm Sude. Ne oldu kızım ya? Söylesene. Taylan için yalancı şahitlik yaptığımı anlattım Ege'ye. Ne oldu? Çok kızdı tabii. Haklı tabii kızmakta ama... ben dürüst olmak istemiştim. Görseydin Sude. Ona hayal kırıklığına uğrattım ben. Hem de çok. İklim, inanmıyorum sana. Giderse gitsin. Laf mı seninki yani? Ne yapacaktın? Kaç yıllık sevgilin Taylan senin. Göz göre göre hapse mi girecekti? Herhalde kurtaracaksın. Sude, Taylan birini öldürdü. Öldürdü ve kaçtı. Şimdi de gayet rahat. Hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Bu çok adice. Böyle bir pisliğin parçası oldum ben de. Evet. Çok üzücü bir olay. Kabul. Ama ne yapalım? Tayland'a bilerek öldürmedik ya adamı canım. Kaza işte. Bu sefer kaza geliyorum dedi Sude. Tayland her zamanki sorumsuzluğuyla kazaya davetiye çıkardı. Bunu geç de olsan. Of İklim. Ne yapalım yani? Yas mı tutacağız ömür boyu? Olan olmuş. Olanlar olduğu gibi kalmayacak Sude. Ben doğru olanı yapacağım. Ne işin var burada Ege? İçeri girseydin ya. Ali abi, ben bir karar verdim. Artık sizinle çalışmayacağım. Çalışmayacak mısın? İyi ama neden? Böylesi benim için daha iyi. Senin için iyi olan işi bırakmak, öyle mi? Bazen bırakmak devam etmekten daha iyidir abi. Bazen. Ama şimdi değil. Bu iş senin geleceğin Ege. Kaldırıp çöpe mi atacaksın? Beni bozuyorsa evet. Birileri rahatsız mı etti? Hayır.
Bak Ali abi, sen düzgün, iyi bir insansın. Bana da arka çıktın. Eyvallah. Ama bu duvarın arkasındaki hiçbir şey beni ilgilendirmiyor artık. Ne sizin işiniz, ne de... Her neyse işte, hepsine lanet olsun. Dur bir dakika, sakin ol. Bak, seni bu noktaya getiren ne bilmiyorum. Bu sadece bir duvar Ege. Bunu yıkıp diğer tarafa geçmek senin elinde. Mesele de bu ya. Ben geçmek istemiyorum. Ben hatamı düzelteceğim Ege. Kimden öğrendin? Sude mi söyledi? Sude, evet. Neyse ki aklı başında bir arkadaşım var. Böyle bir saçmalık yapacağını tahmin ediyordum. Derdin ne senin? Beni ihbar mı edeceksin? Kendimi ihbar edeceğim. Şimdi çekil yolumdan. Hiçbir yere gitmiyorsun. Neyin var senin çocuğum? Bir şeye mi kızdın? Bir şeye mi üzüldün? Anlatsana yavrum. Hiçbir şeye kızmadım da üzülmedim de anne. Tamam mı? Hiçbir şeye. Bak, kızmışsın işte yavrum. Derdini söylemeyen derman bulamazmış yavrum. Anlat ki ben de... Anlatacak bir şey yok anne. Ama oğlum... Anne yeter artık, ben tamam. Ben geldim. Abi... Selam yok mu bana? Gel kızım gel. Abinin bir derdi var ama benimle konuşmuyor. Anne, konuşmak istemiyorum işte. Israr etmesenize. Ne olmuş buna ya? Burnundan soluyor yine. Başına bir hal geldi ama ne. Git konuş bakayım şununla. Öğren bakalım derdi neymiş. Ya anne istemiyor işte. Niye zorluyorsun? Anne olunca anlarsın neysini. Hadi dediğimi yap sen. Hadi. Hadi. Hadi, hadi. Abi. Girebilir miyim? Hayır. Abicim izin ver de gireyim. İstemiyorum dedim. İstemiyorum. Ya gözünüzü seveyim, rahat bırakın beni. Gelmeyin üzerime. Bence vazgeç. İlyas, oğlum şahsi oynamasını versene pasını. İşte bu kadar.
Şimdi beni iyi dinle İklim. Polise gitmeyi falan unut. Buna asla izin vermem. Hem orada olanları anlatırsan neler olur, farkında mısın sen? Umurumda bile değil. Sen bir insanı öldürdün Taylan. Beni de yalancı şahidin yaptın. Suç ortağıyız yani. Aynen öyle. Ama ben cezam neyse çekeceğim. Cezanı çekeceksin ha? Hapse girmeye göze aldın yani, öyle mi? Evet, aldım. Demek bu kadar çok seviyorsun o varoş çocuğunu. Onun adı Ege. Hem konuyla hiç ilgisi yok. Benim için hiç kimse o, anladın mı? Hiç kimse. Bir kenar mahalleydi o kadar. Madem öyle, bu kadar kafaya takılacak bir şey yok demek ki. Hem konumuz Ege değil. Konumuz tamamen o ikili. Bu herif ortaya çıkana kadar bizim hiçbir sorunumuz yoktu. Hiç anlamıyorsun değil mi? Bizim uzun zamandır büyük bir sorunumuz var Taylan. O da sensin. Senin tavırların. Bak sen. Küçük hanım bizi beğenmiyor galiba. Söylesene. Bende olmayan ne var o çocukta? Üf, yeter artık. Bu saçmalıkları dinlemek zorunda... Dinleyeceksin İklim Hanım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Hem de hiçbir yere. Taylan, bırak kolumu. Ne buluyorsun o herifte, söyle. Bende olmayan ne var onda? Sen... Ne kadar vahşi, ne kadar arsız bir adamsın ya. Nezaketten de iyilikten de bir habersin. Karaktersizsin, anladın mı? Bazı şeyler parayla satın alınamaz Taylan Bey. İşte bu yüzden Ege'de sende olmayan çok şey var. Sen hariç. Sen bana aitsin. Hayvansın sen, hayvan! Hayvansın! Ne? Nereye kayboldu bu Ege? Kaçtır arıyorum, açmıyor bıraksa telefonunu. Uygun olunca arar kendisi. Adamı rahat bırakalım biraz ya. Üstüne gitmeyelim ya. İsa! İsa! Bakar mısın? Vay Hediye teyzem, söyle. İsa oğlum, bir ekmek alıp geliverir misin bana? Almaz mıyım teyzem, hemen. Hay yaşa oğlum, evladım. Gel parasını vereyim. Amma yaptın teyzeciğim ya. Az mı yedik senin reçelli ekmeklerini? Ne parası? Ben yine reçelli ekmek olarak tahsil ederim senden borcumu. Hiç merak etme. Ekmek alıp geliyorum. Bekliyoruz. Hey Nihan, yürüsene. Ozan, senin kardeşte hafiften bir alıklaşma var sanki. Protein eksikliğinden mi sence? Şerife ya! Ekrem Bey, Ekrem Bey! Hey, Ekrem Bey! Ekrem Bey! Ekrem Bey! Babam delirmiş galiba. İstediğin oldu mu ha? Aldığımız yere geri getirdik koltuğunu. Al, ha, al. Tamam mı? Getireceksin tabii, antika o, antika. Bu mu antika? 5 kuruş alamazsın benden. Bir daha da dükkanına adım atmam. Babam, gördün mü? Burada bir tane antika varsa o da sensin be. Sen onun değerini biliyor musun? 3 kuruş etmez koltuğu 8 kere söktürüp taktırdın bana. Al koltuğu, al istediğin gibi al. Seni tüketici hakkına şikayet edeceğim. Nereye? Tüketici hakkına. Tüketiciler hakkına ha? Git istediğin yere istediğin kadar şikayet etme. Yeter ki gözümden uzak dur sen. Git işine be. Allah Allah. Git. Siz ne gülüyorsunuz orada kikir kikir? Toplanmışsınız kiki 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 kiki. Tiyatro mu oynatıyoruz burada? Ozan. Oğlum sen yıllık izne mi çıktın? Dükkana teşrif etmek falan gibi bir niyetin yok mu ha? Hadi oğlum işini başına hadi. Tövbe tövbe. Hadi oğlum hadi. Ekşit böyle suratında maymun gibi. Nihan. Kızım sen de aylak aylak yeterince gezdin. Hadi kızım eve. Hadi. Peki baba. Hadi. Görüşürüz. Hadi. Sen de al koltuğunu. Alacağım tabii. Sana mı bırakacağım? Hadi sana hadi. Hadi yürü git öyle işine. Öyle. Siz de gidin be, dağılın. Hadi. 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 Hadi
kaç. Ege abi hadi. Geç geç. Ege abi vurdu. Orta. Orta yap orta. Nerede abicim bu takımın defansı? Ha? Koşun biraz. Dağıldınız oğlum hepiniz ya. Aa, Ege buradaymış. Bas bas. Hadi hadi. Vay. Teknik direktörüm. Sağlara döndük demek. İsa sorma oğlum ya. Var ya. Bunlar çok başarısız oğlum ya. Güya futbol oynuyorlar. Can orta yap orta yap. Vaziyetleri evlere şendik. Biz de seni arayıp duruyoruz ya. Niye açmıyorsun telefonunu? Ya hayır açmayacaksın niye taşıyorsun? Şerife. Buldun ya işte. Sorguya çekmeyi ver. Lan burnunla girmeyeceksin topa. Ayağının içiyle vur içiyle. Oho. Siz bu işi böyle yapacaksanız çok işimiz var. Ver bakayım topu. Şimdi futbolunda bir haysiyeti var icabında. Bunlar ettiniz oğlum oyunu. Birader görüyor musun? Mahalle futbolu bunlara emanet. Yeni nesil ölmüş. Koşmadan futbol mu oynanır kopiller? Madem yürümeyi seviyorsunuz gidin golf oynayın zengin züppeler gibi. İsa abi ya hani çalıştıracaktın bizi? Teknik direktör mü var başımızda? Hadi lan köftör. Bizi Fatih Terim mi çalıştırır oğlum? İsa. Lan oğlum bunalıma soktun çocukları. Haklıları. İdmanlara çok ara verdik. Evet topçu milleti. Yarın burada idmanlara başlıyoruz. Geç kalanı takım dışı yaparım ona göre. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi buraya. Hadi, hadi yapma ya. Hey, ben de oynayacağım ha ona göre. Ya yine mi ya yine mi? Ömür törpüsü müsün anlamadım ki. Şerife gerçekten ya. Ya bırak da bir ağız tadıyla top oynayalım. Çocukluğumuzdan beri hep aynı muhabbet. İnsan hiç mi vazgeçmez arkadaş? Ne inat varmış sende ya? Ya kızlar top oynayamaz mı? Ya kadınlar erkeklerin yaptığı her işi yapabilirler. Buna futbol da dahil. Tabii. Ya. Buyur Asiye teyzeciğim. Mis gibi çay demledim sana. Hadi ama asma suratını artık. Sağ ol kızım. Ellerine sağlık. Ben de kıza nasıyım güya. Ara ki bulasın Bahar Hanım'ı. İşine gelmeyince vın. Olsa da iki çift laf ettirmez ki. Abisinin avukatı maşallah. Pabuç kadar değil. Aşk olsun Asiye teyze. Ben de senin kızın sayılırım. Sayılırım ne demek yavrum? Kızımsın tabii. Kaç yıldır sen bu evin çocuğusun. Eşim. Yavrum nesi var bu oğlanın? Sen bilirsin onun derdini. Ege'ye hepimizden yakınsın. Yakındık. O ne demek yavrum? Şimdi yakın değil misiniz? Değiliz Asiye teyze. Ege çok değişti. O zengin sitesine takılmaya başladığından beri böyle. Hiç eskisi gibi değil. Bir garipleşti anlayacağın. Nasıl garipleşti yavrum? Ne yapıyor mesela? Buraları pek beğenmiyor. Bu mahalleyi, kendi insanlarını. Ne bileyim işte, her şeyi. Zenginlerin dünyası gözünü boyadı Ege'nin. Aklı başında değil pek. Hiç inanmam. Ege arkadaşları için ölür. Ailesi için her şeyi yapar. Benim oğlum Aslı'nı inkar edecek ha. Vallahi inanmam. Asiye teyzeciğim ben de inanmazdım ama... Hoş geldin. Bana bile böyle davranıyor artık. Ege, konuşalım mı biraz? Benim konuşacak bir şeyim yok. Benim var ama. Bence senin de yok yeşim. Sen son sözünü söyledin. Attığın tokatı unuttun galiba. Kıskandım ne yapayım? Seven insan kıskanır diyen sen değil miydin aşkım? Doğru bendim. Seni yolda arkadaşınla sarmaş dolaş görünce kıskanan da bendim. Bu yüzden beni rezil ettin diye azarlanan da. Ben kıskançlık yapınca senin tabirinle kaybetmeye mahkum bir adam oluyorum.
Sen kıskanınca seven kadın yapar oluyor, öyle mi? Ya Ege gelme üstüme işte. Benim de dengesizliklerim olmuştur tabii. Ama aşk dediğinde süt liman gitmez ki sevgilim. Beni gözden çıkartmıştın sen. Hayattan beklentilerimiz farklıydı. Çok değişmiştik hani. Ne oldu da bana aşkını hatırladın birden? Merak ediyorum doğrusu. Ben de bazı şeyleri merak ediyorum Ege. Mesela benden nasıl bu kadar çabuk vazgeçtin? O kız senin için çok önemli herhalde. Bizimle ne ilgisi var onun? Ayrıca hiçbir önemi yok o kızın, tamam mı? Yok mu? Kızma aşkım, tamam. Biliyordum zaten olmadığını. Bak ne diyeceğim. Buluşup bir şeyler yapalım, ne dersin? Bütün bunları unutalım. Şöyle güzel bir gün geçirelim birlikte. Hı? Hadi ama. Canım benim. Keyifsizsin hayatım. Ege'ye kafam takıldı. İşi bıraktı. Aa, dün bir bugün iki. Durup dururken iş bırakılır mı? Durup dururken değil. Çok belliydi. Israr ettim ama söylemedi nedenini. Siteye bile girmeden dışarıda beklemiş beni. Oraya girmek istemiyorum artık falan dedi. Rahat bırakmadılar ki çocuğu. Kim bilir ne oldu yine. Belki de böylesi onun adına daha iyi. İyi olur mu hayatım? Ege de aynı şeyi söylüyor ama yanlış. Pırıl pırıl bir çocuk o. Çok başarılı olabilirdi. Her şey elinin tersiyle itmesi akıl kârı mı? Bu dünyaya uyum sağlamakta zorlanıyor Ali'cim, görmüyor musun? E kolay mı? Açıkçası ben memnun oldum. Yapma Yasemin. Sen bugüne kadar ne kadar çok çocuğa yardım ettin. Ege de potansiyeli olan ama olanağı olmayan bir genç. Onun ne farkı var diğerlerinden? Diğerlerinin hiçbiri ailemizin içine girmemişti Ali. Bizim bir oğlumuz var ve Ege'den çok etkileniyor. Ege çok düzgün bir çocuk, farkındayım. Ama yetişme tarzı, geldiği yer bambaşka. Çok daha sert, tehlikeye açık bir dünyası var. Umut bunlara çok yabancı. Oğlumuz için endişeleniyorum, anlıyor musun? Zavallı küçük Umut. Zengin çocuğu küçük Umut. Dünyadan bir haber Umut. Oğlum, annenin demek istediği... Ne demek istediğini farkındayım baba. Asosyal olabilirim ama gerizekalı değilim. Umut'cum, kötü bir şey söylemedim ki. Ege'nin geldiği yer çok farklı. Kurallarını bilmediğin bir dünya dedim. Kendini koruyamazsın. Yeter anne. Benim adıma endişelenmenden bıktım, usandım artık. Senin kaygıların yüzünden saksı çiçeğine döndüm ya, görmüyor musun? Hem nereden biliyorsun kendimi koruyamayacağımı? Fırsat mı verdin bana? Beni kendimden bile korudun sen. Büyümek istiyorum artık. Senin küçük oğlun olmaktan sıkıldım. Umut'cum, ben senin iyiliğini düşündüğüm için... Düşünme anne. Bu bana hiç iyi gelmiyor çünkü. Ben neden bu kadar güvensizim, korkağım? Neden hiç arkadaşım yok benim? Bunları hiç düşündün mü? Oğlum sakin ol biraz. Doğduğumdan beri sakinim zaten. Artık sakin olmak istemiyorum. Ege benim hayatımdaki tek gerçek insan. Bana doğal davranan, beni adam yerine koyan tek insan. O benim arkadaşım anne. Bunu kabul etsen çok iyi olur. Bu benim oğlum mu? Oğlumuz genç bir adam olmuş sevgilim. İsa! Ne pişmez menemenmiş bu be? Öldük acımızdan! Beceriksiz herif! Buyur baba. Hadi sana afiyet olsun. Tuzlu ağız bunun. Git tuzu getir. Taksiye geç kaldım baba. Hemen çıkmam lazım. Bir işi de doğru dürüst yap. İt herif. Hayvanı yal verir gibi önüme atıp gidiyor. Hoşum sorarım ben sana. Thank you.
Devam edin. Tarif edeceğim sizi. Ben sizi nereden tanıyorum? Ah, hatırladım. Bizim çocuklarla karakolluk olmuştunuz değil mi? Merhabalar. Merhaba. Canım olur böyle şeyler gençlikte. Olmasa daha iyi ama. Sizin çağlarınızda hormonlar kontrolü ele geçiriyorlar maalesef. Neyse ki geçici. Yoksa dünya daha da feci bir durum alırdı. İsminiz neydi genç adam? İsa ben. Benden neden utandığınızı biliyorum İsa. Babanızın size vurduğunu gördüğüm için. Bir genç adam için oldukça zor bir durum. Fakat bu babanızın ayıbıdır. Sizinle ilgisi yok. Utanması gereken sen değilsin oğlum. Oğlum mu? Sizin yaşınızda oğlum var benim. Olabilir ama siz çok gençsiniz yani. Teşekkür ederim. Anne olduğumda çok gençtim tabii. Baba baskısı yüzünden erken evlendim. Zor bir baba tek sizde yok yani. Ben de iyi bilirim. Uygun bir yerde inebilir miyim? Psikoloğum İsa ben. Konuşmaya ihtiyacın olursa babandan mesela beni arayabilirsin. Çekinme lütfen. Sağ olun. Ege, yol boyunca konuşmadığının farkında mısın? Yorgunum biraz. Hadi çatıya çıkalım. Dinlenince, hava alınca kendime gelirim. Ya başka bir yere gitsek? Baş başa kalamıyoruz ki burada. Hadi Ege lütfen. Bir değişiklik olur bize de. Sen bilirsin. Süperdi. Çok eğlendik oğlum. Fırsatım olursa bir daha gideceğim. Ama geçen bu sefer sevgiyi falan acayip götürmeyeceğim zaten. Taylan, nasıl bir kaplandı seni tırmalayan? Sarışın mı, esmer mi? Kaplan arıyor. Alo. Efendim abi. Ha, geliyorum tamam. Nesi var bunun, yine arızaya bağlamış? Ne bileyim oğlum. Tırmık yediği kaplan tanıdık galiba. Mesela iklim. Taylan, güzel bir şeyler var mı oğlum? Patlat bakalım. Bunlarla uçacağız oğlum. Pardon. Pardon, anahtar sizin galiba. Yok, hayır, benim değil. Ege, dilini mi yuttun? İçim şişti ya. Ağzını açıp bir şeyler söylesene. Eskiden her derdini anlatırdın bana. Kaç kere söylemem lazım Yeşim? Konuşmak istemiyorum. Üstüme gelmesene. Niye ısrar ediyorsun? Beni uzaklaştırma kendinden Ege.
Belki de dertleşmek istediğim ben değilim. Sıkıyorum seni herhalde. Öteki kıza benzemiyorum tabii. Başlama yine. Benimle görüşmek istemeyen sendin. Unuttun mu? Şimdi de hiçbir şey yokmuş gibi davranmamı bekliyorsun. Ben bunu yapamam Yeşim. Böyle bir adam olmadığımı gayet iyi biliyorsun. Asıl mesele başka. İklim senin aklını başından almış Ege, kabul et. Böyle davranmanın nedeni o kız. Onun hakkında konuşma Yeşim. Nedenmiş o? Kıyamıyorsun galiba. Onlar Mahmut'a kıydılar ama. Ona, ailesine, bize yaptıklarını ne çabuk affettin. O kız arkadaşımızın katiliyle aynı yerden, unuttun mu? Yeter. Hayır, susmayacağım. Duymak istemiyorsun değil mi? Onun hakkında kötü bir şey söylensin istemiyorsun. Toz konduramıyorsun ona. Ama söylediklerimin hepsi doğru Ege. Bunun sen de farkındasın. Seni dinlemiyorum Yeşim. İklim Hanım prensesler kadar güzel değil mi? Pamuklara sarıp büyütmüşler onu belli. Saçı, kılı, her şeyi bir başka. Elleri pamuk gibidir mesela. Benim gibi evin bulaşığını yıkamıyordur o. Benim gibi en ucuz şampuanı yıkamaz saçlarını. Taklit parfüm kullanmaz. Tezgahtan da giyinmez. Pazarın yolunu bile bilmiyordur o. Yeşim, ya sus ya da yolumdan çekil. Bizim mayamız farklı Ege. Biz bu mahallenin toprak, kömür, kül kokusunu ömür boyu taşıyacağız üzerimizde. Sen de hiçbir zaman o zengin çocukları gibi kokmayacaksın. Ben o kokuyu gururla taşıdım hep. Rahatsız olan sen. Benim gözüm seninle açıldı. Nereye ait olduğumu, kime ait olduğumu sen kavrattın bana. Ben sana aitim. Ama sen... Sen o şatonun kapısından bir kere girdin ve oradan çıkmak istemiyorsun. O kızı hala istiyor olman büyük bir ihanet Ege. Kendine, arkadaşlarına ihanet ediyorsun. Yazıklar olsun. Yeter. Ben kimsenin hayatını özenmedim, anladın mı? Şatoya girdiğim, büyülendiğim falan da yok. Bir tek sana aşıktım. Onu da sen mahvettin. Ben neyse buyum. Ben hep bununla gurur duydum. Yeter artık ya. Bırak diyorum Yeşim. Boğma beni. Üzerime gelme artık. Hatırladın mı? Çocukken gördüğümüz tokadı. Sen benden kopamazsın Ege. Biz birbirimizden kopamayız. Ah ah ya, ah. Ne diye bir başına girişirsin. Gerçi bizim sıfaları beklesen yandın. Ah, ay gözün çıksın boru gibi. Ömrümü çürüttün, ömrümü. Deveye sormuşlar neden boynunu eğdi diye. Kendi işimi kendim yaparım demiş. Müsaaden olursa bahçeye girebilir miyim? Zahmet olmasın, ben hallederim. Çekil bakalım Asiye Hanım. Kadın işim bu. Bak yapamıyorsun işte. Yardım etsem elime mi yapışacak? Ne diyeyim vallahi, sağ olasın. Şöyle kenara bırakıver komşu. Zahmet i̇şte oldu sana. İşte bu kadar. Ellerin dert görmesin. Hani dedim kaldırmadan temizleyivereyim şunu. Çok değil. Şurada geçen yıla kadar tuttum mu kaldırırdım ben bunu. Şimdi nerede? Yaşlanıyoruz Asiye Hanım. Bir yandan geçim derdi, bir yandan evlat derdi. Bu zamanda bir başına çocuk büyütmek kolay mı? Yetmezmiş gibi her işe de kendimiz koşuyoruz. Halimden memnunum çok şükür. Bir şikayetim yok. Bizim de yazgımız buymuş demek ki. Bak Asiye, ikimizin de yaşı kemale ermiş. Toy delikanlı değilim ki, kur yapayım. Laf uzatmayacağım. Gönlünü ferah tut. İkimiz de bir ömrü tüket. Genciciktik tek başımıza kaldığımızda. Bak, kaç yaşına geldik. Aynı tas, aynı hamam. Şurada ne kaldı yaşayacak?
Bak Erol Efendi. Özcesi şu. Ben sana talibim Asiye. İki yalnız insanız. Senin de benim de bir hayat arkadaşına ihtiyacımız var. İkimizin de boyunca çocuklarımız var. Sır sırtı verir, geçinip gideriz evvelallah. Bak Erol Efendi. Bak hemen celallenme. Hele bir düşün taşın bakalım. Tek başına daha ne kadar sürükleyeceksin sobayı Asiye Hanım? Bıkmadım mı daha? Bıktım bıkmasına da. Sana borç verdiğini herkese anlattığından eminim. İnsanların bana bakışlarından görebiliyorum bunu. Sen hala Yasemin'i savun bana. Hep aynı konu, hep. Bıktım senin Yasemin takıntından. Ondan para almam seni çok mu rencide etti? Güzel. O zaman sen de harcamalarına dikkat edersin biraz. Ben de borç almak zorunda kalmam. Ayrıca Yasemin verdiği borcun dedikodusunu yapacak kadar basit bir kadın değildir. Öyle mi? Ne erdemli kadınmış bu. Nasıl bu kadar eminsin anlatmadığından? Emin. Çünkü ondan daha önce de borç aldım. Haberin oldu mu hiç? Anlatacak olan o zaman anlatırdı. Hatta bir dönem işlerim iyiyken ben de ona borç verdim. Sen duyana kadar hiçbir sorun yaşanmadı. Başka? Başka ne sırlarınız var benim bilmediğim? Kim bilir arkamdan ne dolaplar çeviriyorsunuz. Hala unutamadın onu değil mi? Git o zaman. Git de gençlik aşkınla yaşa. Saçma sapan konuşma Mine. Şu haline bak. Kendini soktuğun hale bak. Utanmıyor musun? Lanet olsun sana. Neler oluyor burada? Konuşsanıza. Benim de bilmeye hakkım var. Çocuk muyum ben? Çık ulan dışarı şerefsizlerim. Aç kapıyı dedim aç. Batırdığın paralarımı geri ver. Adi dolandırıcı. Çık ulan kim dışarı. Kim bu adam Hakan? Çık. Çık lan dışarı. Baba neler oluyor? Çık. Adi herif. Git susur şu adamı Hakan. Adi dolandırıcı. Rezil oluyoruz herkese. Aç kapıyı dedim aç. Aç. Batırdın paralarımı. Selim Bey. Bir dakika. Ne Selim? Bir dakika. Selim Bey. Bir Selim. Ne yapıyorsun? Paralarım nerede? Batırdın beni. Paralarım nerede? Adil. Polis. Polis çağırıyorum şimdi. Selim Bey. Selim yok. Ne Selim Bey? Ne yapıyorsunuz? Ne Selim Bey? Batırdın paralarımı. Adil herif. Paralarımı ver. Beyefendi tamam. Adil herif. Sen lan paralarımı. Paralarım nerede? Tamam beyefendi. Batırdın lan beni. Alo. Alo Ege. Benim Umut. Ha, sen miydin? Benim vallahi kusura bakma. Kim olmamı isterdin? Ya öyle demek istemedim. Boş ver. Ne haber? İdare lambası diyelim. Bu arada telefonumu açmanı beklemiyordum. Niyeymiş o? Biz arkadaş değil miyiz? Arkadaşız değil mi? Ben işten istifa ettim Umut. Tabii ki arkadaşlığımız baki. Yok yani... Ben yalnızlığa alışkınım da bilgisayar oyunları sorun. Dişime göre bir rakip bulmakta zorlanıyorum. Al benden de o kadar. Neredesin sen? Buluşalım mı? Evdeyim ama kaçarım. Ben sitenin önündeyim. Hadi gel. Thank you.
daha çok üzmek istemem ama çok yüklenmişsin iptine. Doğruya doğru. Onun yaptığı da az buz bir şey değil Umut. Taylan denen katil elini kolunu sallayarak dolaşıyor. O pisliği her gördüğümde arkadaşımın cesedini görüyorum ben. İnsan bir hayvana çarptığında alıp kurtarmaya çalışmaz mı Umut? Bu herif insan mı ya? Olduğunu kim iddia etti ki? İklim yalancı şahitlik yapmasaydı o pislik şimdi hapisteydi. Mahmut'u geri getirmez ama herkesin adalete ihtiyacı var. Ölülerin bile. Bak sana ne diyeceğim. İklim doğruyu söylemeliydi, tamam. Ama Taylan her durumda yırtardı. Niye şaşırdın? Sokaklar onun gibi serserilerle dolu. Bence insanlar ikiye ayrılıyor Ege. Yırtanlar ve yırtamayanlar. Taylan'ın babası çok zengin. Üstüne belediye başkan adayı. Hem de güçlü bir aday. Taylan yırtardı yani. Parası olan düdüğü çalar diyorsun yani. Aynen öyle. Düdük hiç el değiştirmedi ki. Hep aynı adamlar çalıyor onu. Bunları sana söylüyorum ama sonuçta ben de Taylan'la aynı taraftayım. Anlayacağın arkadaşım, biz başka tanrının çocuklarıyız. Ben adalete inanıyorum Umut. Ben inanmıyorum. Adalet rakamlarla ölçülür. Satın alınır, değiştirilir. Adalet yerini bulur. Er ya da geç. Öyle ya da böyle göreceksin. Görmek isterim tabii. İklim de görmek ister inan. Yoksa her şeyi göze alıp neden doğruyu söylesin? Dürüst olmaya çalışıyor, görmüyor musun? O kız bu insanların arasında kusurlu doğmuş. Kusuru da vicdanlı olmak. İklim diğerlerinden çok farklı. Bundan ben de eminim. İklimde gerçekten bir kalp var. Ötekiler bu organlarını çoktan aldırdılar. Yerine de cüzdanlarını, kart vizitlerini koydular. İklimin durumu çok zor. Ne oraya ait ne buraya. Böylelerin hayatı çekilmez olur inan. Ortada kalırsın. Kaybolmuş gibi. Senin gibi yani. Boşver. İyi ki de böylesin. Ben seni çok sevdim. Ben de seni çok sevdim de iklim kadar değil. Ya bırak şimdi bunları da işe dönmeyecek misin sen? Yok Umut, dönmeyeceğim. Bakarım başımın çaresine, dert etme. Ayrıca konuyu değiştirdin. Yemezler. Baba. Hadi kalk gidelim artık. Hem saat kaç oldu bak. Ben taksiyle geldim sen yürüme diye. Yeter baba artık. Çok içmişsin zaten. Hem doktor ne dedi bak, unuttun mu? Böyle içmeye devam edersen ölürsün dedi. Ne olmuş? Ha, belki de beni sen öldürmek istersin. Anneni öldürdüğün gibi. Thank you.
gördüğüm ki hiç çözülmüyor. Gözyaşıyla bir kağıda yazılmıyor. Öyle bir düşman ki hiç yenilmiyor. Olmuyor kolsuz kanatsız uçulmuyor. Gözlerimden yüzüne çıkar da al. Aşk yalansa her mevsim sonbahar. Yaşanacak daha bir ömür var. Yıkılacak size iyi şanslar. Kalın bir duvar. Gözlerimden yüzüne çıkar da al. Aşk yalansa her mevsim sonbahar. Yaşanacak daha bir ömür. Şimdi daha iyi. Yıkılacak kalın bir duvar. Neden buraya geldik Ege? Kimse bizi görmesin diye, değil mi? Benimle görüşmeye devam ettiğin bilinmesin istiyorsun. Arkadaşlarına ihanet ettiğini mi düşünüyorsun? Ya da kendini? Benim kimseye verecek hesabım yok. Sadece acısı olanlara saygım var. Bizim yüzümüzden kimsenin cinsini istemem. Şerife abisini kaybetti. Mahmut'un ölümü hepimiz için büyük bir yıkım oldu. Sana tavırlı olmaları çok normal. Haklılar. Bizim orada arkadaş, dost her şey demektedir. Arkadaş yeri gelir ana baba olur. Yeri gelir sığındığın bir liman olur. Bizim arkadaşlıklarımızla sizinkiler ne kadar da farklı. Hem de çok farklı. Biz çocukluktan beri birbirimize tutunmuşuz. Öyle bir sürü olanağımız yok. Hatta hiç yok. Altımızda son model araba. Cebimizde bol para, gezip eğlenmeyi bilmeyiz. Sahip olduğumuz en değerli şey arkadaşlıklarımız. Beni de onları sevdiği kadar çok sever misin bir gün? Bir gün mü? Seni gördüğüm ilk andan beri şuramda atıyorsun. Kolay gelsin teyzelerim. Sağ ol, teşekkürler. Bahaneyle sokaklar yıkanıyor ya. Temizlendi. Ne yapalım oğlum, temizliyoruz işte. Belediyenin geldiği Belediyenin geldiği de yok nasıl olsa. Yok gelmiyor. Bir ihtiyacınız var mı? Yok, sağ ol. Hadi kolay gelsin. Hadi güle güle. Çok şanslısın kızım. Her çift tartışır ama barışmak için yollarına gül dökecek erkeği herkes bulamaz. Asiye teyze. Efendim. Dur. Şu poşeti versene bana. Taylan'ın adını bile duymak istemiyorum. Aptal olma İklim. İklim dedim. Aman seviyorum. Ege!
Tanımadım oğlum, gelsene dışarı. Erkencisiniz, hayırdır? Hayırlı bir iş için geldik oğlum. Hadi gel. Peki. Hop. Sana iş bulduk oğlum. O züppelere artık ihtiyacımız yok. Ne işi bu? Bir şoför arkadaş işi bıraktı. Günde 70 TL taksi sahibine veriyorsun. Benzin tüp senden, gerisi senin. Ne kazanırsan cebinde. Sen bunun gibi gevşek de değilsin. Günde 12 saat. Bana mısın demezsen oğlum. Oğlum, günde 100-150 TL diyorum sana. Hadi be oğlum, amma düşündün ha. Lan evlenme teklif etmiyoruz ya. Hadi be oğlum, hadi, hadi. Tamam ya, kabul. Süper. Hayırlı ya. Olsun biraderim. Hadi gel önce maçımızı yapalım. Sonra da takılırız, bir şeyler yaparız. Taksici dediler, kızı vermediler. Taksici dediler, kızı vermediler. Sana bitti demiştim Taylan. Bitti. Son olanlardan sonra hangi yüzle karşıma çıkıyorsun sen? Artık senin suratını dahi görmek istemiyorum. Anladın mı? Ben bitti dersen biter iklim. Bunu aklından çıkarma. Senin kaplan da hep kızgın be abi. Ya tırmık atıyor ya posta. Ya da gül. Kız gül sevmiyor Taylan. Bu kesin. Yanlış çiçek seçmişsin. Kesin lan kesin. Yedirim o gülleri sana. Bana değil abi. Kime bozuksan ona yedir. Doğru ya. Ege'den o itaatini bildirmenin zamanı geldi de geçiyor. Ne zamandır paralamadım pisliği. Canım çekiyor zaten. Gidip biraz rahatlayalım. Var mısınız? İşte bu abi. Benim de canım sıkılıyordu zaten. Eğlenelim o zaman. Av zamanı başlasın. Sevdin mi? Hadi bakalım. Avlanmaya gidiyoruz. Bana. Ya hadi, hadi ya, hadi ya, hadi koşturun. Bak beni almazsanız hayatınızı karartırım. Atsana lan. Ege, oğlum ben yazmaz ya. Hadi be. Isımaya devam et Şerife. Biraz da oyuncu değiştirin oğlum ya. Külahımı anla Ege efendi. Koy arapasını. Ya ayrımcısınız siz ya. Atsana lan topu. Hadi kardeşim ya. Saldır kızım Şerife. Almayacaklar onu. Aman bırak canımı be. Şerife'ye bak. Al işte. Ben de oynayacağım ya. Hoca, gör şunları hoca. Şerife, bak hep aynı şeyi yapıyorsun. Kızlar sen küçükken de hep böyle mızıkçılık yapardın. Şerife, ver. Gol. Şerife, gol. Ver kırmızıyı gönder ya. Beni oynatmazsanız hayat da ver. Olmaz ki böyle şey ya. Şerife bırak oynasın. Ege abi, Şerife abla hangi takımda oynuyor? Şerife, gol. İsa, al abi topu elinden. Vermem ki. Oynatacaksanız oynarım. Vermem. Ver şu topu. Şerife hepsinden daha iyi. Yapmayın, hep oyununuzu bozuyor ya. Şerife gol. Hey! Boroy Spor, bak bakayım buraya. Hadi çocuklar dağılın. Toz al. Ne işin var lan senin burada? Belalarını arıyorlardır belki. Diyelim ki arıyorum. Yolu tarif edelim o zaman ha. Ege yapmayın. Bulaşmayın şunlara. Abi dikkat et. Defolup gitseniz de siz. Abicim, ne olur yapmayın. İsa. Katil! Tamam, Şerife, dur. Tamam. Şerife, tamam. Sakin ol, bak, halledeceğiz. Bu sana son uyarım. Şu itlerini al, defol git buradan. Hiçbir yere gitmiyorum. Arkadaşlarla sıkıldık bir. Canımız kenar mahalle çocuğu çekti yani. Bizi biraz eğlendirin, gidelim. Hiçbir alta yaramıyorsunuz madem. Böyle bir hizmet verin. Eğlenince gideriz mi diyorsun? İyi eğlenceler o zaman. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyiyle kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyiyle kötü arasında duran maymunlar.
cehennemindeyim. Hiç kimse duymamış, sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkes an altında, pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan, fareydim çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi, umudum kalmadı. Fakat sabunsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez, bıktım da zaten. Şerifsizlerle uğraşıp şaşırmış laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler, gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister, niyetse nedir. Orada kimse yok mu, hadi biraz ses ver. Orada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benden bu kadar, iyi bu mesafe. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında. Durun, yapmayın. Ayrılın, ayrılın dedim size. Hadi ayrılın, dağılın. Ne oluyor bakın burada? Hakkınızda şikayet var. Ne kavgası bu? Kim başlattı? Konuşsanıza. Kavga etmiyoruz memur bey. Arkadaşların canı eğlenmek istemiş de yardım ediyorduk. Kavga etmiyoruz. Öyle değil mi? Hı? Öyle. Eğleniyorduk memur bey. Tadı damağımızda kaldı. Sık sık geliriz artık. Bekleriz. Hadi hadi dağılın. Her zaman. Hadi bizim hadi dağılın. Hadi dağılın. Geçin şöyle. Geçin şöyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dağılın. Hadi. Hadi yavaş yavaş. Hadi, tamam, hadi yürü. Hadi. Bir daha sizi bir arada görmeyeyim. Siz de geçin öbür tarafa. Hadi. Durmayın. Hadi dağılın. Hadi devam. Dağılın hadi, dağılın. Çabuk, hadi çabuk. Hadi. Acele edin. Ulan ben nasıl temizleyeceğim bu altı ya? Abicim nereye kayboldun birden ya? Şu taksi işini ya niye kıvettin insan? Ege'ye ilaç gibi gelecek. Taksi dedin de aklıma geldi. Hadi gel turlayalım. Dur be oğlum. Amma kurtmuşsun ha. Daha yeni geldik. Şurada oturalım da iki dakika. Çıkarız sonra. Abicim hadi diyorum, çok sıkıldım. Buranın. İsa bu ne oğlum? Tatsız şeyler olmuş galiba Mineciğim. Hakan'ın alacaklısı kapıya dayanmış dediler. Önemli bir şey değil canım. Ben senin için üzülüyorum şekerim. Bir yandan Hakan, bir yandan iklim. İklim mi? Taylan anlattı bugün. İklimle tartıştık deyince ben de geçer oğlum barışırsınız dedim. Senelerdir hem didişirler hem kopamazlar ya. Meğer durum başkaymış. Dehşete düştüm. İklim gibi bir kız o kenar mahalle serserisiyle flört etsin. Kulaklarıma inanamadım şekerim. Düşünebiliyor musun Mineciğim, o oğlan bizim eve giren hırsız. Feci bir şey. Neydi adı oğlanın? Ege galiba. Ah ne fark eder zaten. Öylelerinin hepsi aynı. İklimin kulağını çekmek lazım şekerim. Ege abi tepe kantreye gidiyorsun. Şansa bak ya. Bu bir kişi mi? Allah'ım doğru mu acaba? Benim oğlum da bu evin kızı. Allah'ım sen aklımı koru. Asiye teyze, beyaz gömleğimle beyaz... Asiye teyze ne oldu?
Allah kahretsin. Ne yaptın sen, bunların değerini biliyor musun Asiye? İsteyerek mi yaptı anne? Ben birden girip bağırınca korkuttum kadını. Sen sus küçük hanım. Seninle ayrıca konuşacağız. Yürü bakalım şoför arkadaş. Niye durdun? Tipini beğenmedim de ondan. İn aşağı. Hiçbir yere gitmiyorum. Canım hava almak istedi diyelim. Parasıyla değil mi? Uzatma da bas gaza. Peki. Madem hava almak istiyorsun, hadi bakalım. İneceğim. Dur dedim sana. Bırakmam. Şöyle iyice bir havalandırıp rahatlatalım seni. Sonra. Dur. Dur dedim. Dur dedim sana. Dur. Ne yapıyorsun hayvan herif? Delirdin mi sen? Çekilsene yoldan! Çekilsene yoldan! Çekil! Korkma korkma. Geçti. Hadi bakalım aldın havanı. Defol şimdi. Gel buraya. Kim? Sana da inanamıyorum Sude. Neden konuştuklarımızı Taylan'a yetiştirdin? Biz de arkadaşız güya. Ay bunu attın iklim ya. Söylediysem söyledim. Senin iyiliğin için. Ne var bunda? Hem eskiden böyle şeyleri sorun etmezdin sen. Ederdim Sude'cim. Sen farkında değilsin. Adam üzerime saldırdı diyorum sana. Ben salmadım herhalde üzerine. Aa evet ya. Sapık mıdır nedir? Ne manyakça bir şey bu? O oldu. Abartın bakalım. Hem bence çok romantik. Kıskançlık, ihtiras. Heyecanlı yani. Öyle uyuz uyuz aşk mı olur? Öf, ne sıkıcı. Of Sude ya. İnanamıyorum sana.
Kızım sen de çatlaksın ya. Alakası yok. Sizin içiniz geçmiş bence. Birer emekli bulun kendinize. Oldu olacak, kaplıcaları falan gezersiniz beraber. Sude, bak bu işin şakası yok. Taylan dengesizin biri. Bir adam öldürdü, sonra geldi benim üzerime saldırdı. Yarın ne yapacağı belli değil. Bakın, ben bu çocuğu hayatımdan çıkardım. Lütfen Taylan'a benimle ilgili bir şey anlatmayın bundan sonra. Ay, tamam, tamam. Anladık. Kaçıncı baskı? Taylan seni sorarsa, İklim diye birini tanımıyorum ben diyeceğim. Hiçbir şeyde ayarın yok mu kızım senin ya? Maalesef. Ayar düğmem doğuştan kusurlu. Yeni esas oğlandan ne haber bakalım? Evet ya İklim. Neler oluyor anlatsana. Güzel şeyler oluyor. Çok güzel. Ege çok farklı biri. Onun gibi birini daha önce hiç tanımadım. Onu çok özlüyorum. Hep yanında olmak istiyorum. Harika yani. Yeniden aşık oluyorum desene. Ya ben Tayland'da böyle olmamıştım. Galiba ona aşık değilmişim. Benim ilk aşkım Ege. Bu mudur yani? Detay istiyoruz kızım biz. Anladık. Aşıksınız. Magazin ihtiyacımızı giderecek ayrıntılar ver. Terbiyesiz. Var ya, bu da ağzının tadını çok iyi biliyor. Çok yakışıklı çocuk Ege. Değişik üstelik. Böyle biraz vahşi bir şey. Daha neler Sude? Ya seninle başa çıkılmaz. Gerçekten İklim ya. Ben de çok merak ediyorum. Akşama çağırsana benim partime. Hem tanışmış oluruz, olmaz mı? Tamam, çağırırım. Demek kaçıp geldim buraya. Yapma İsa, bir gören olursa. Dayanamıyorum Nihan. Hep gözümün önündesin ama sana dokunamıyorum. En çok da bu hali bitiriyor beni. Kuş gibi ürkekliğin. Bak bana. Senin için deli oluyorum, deli. Ne yaptın bana böyle? İsa, at da arabaya, çıkıyorsun. İşi bırakmanın tam zamanıdır diyorum. Usta, benim sıram değil ki. Daha 56 var. Tepe Country'den aradılar. Özellikle seni istiyorlar evlat. Hadi oyalanma. Neyse. Kader. Merhaba. Geçen bıraktığın yere götürür müsün beni? Tabii götürürüm. Buyurun. Nasıl buldun? Dedikleri kadar varmış değil mi? Vallahi ben çok beğendim. Vallahi ya, komikti ha. Hey! Bu defa da mı reddedeceksin beni? Derdin ne senin ha? Derdim sensin, bilmiyor musun? Kim bu kızım ya? Aman boş verin. Hadi gel lütfen, bırakayım seni. İstemez. Adını söyle bari. Sana ne benim adımdan? Ben seninkini soruyor muyum? Benim de dikkatimi çekti, neden sormuyorsun? Takip etmesene beni. Al şu koca kamyonu da çekil yanımdan. Kamyon mu? Bana posta koyduğun yetmedi sıra arabamda mı? Ya nerede kaldı bunlar ya?
taze aşklar daha gelmedi mi? Yoksa iklim Ege'yi kıskanıp getirmedi mi? Saçmalamaya başladın sarhoşluktan Sude. Ne alakası var kızım ya? Vallahi benim Ege gibi bir sevgilim olsa kimselere göstermem. Eve kapatırım onu. Bana bak. Sen biraz fazla iştahla bahsediyorsun bu Ege'den. Gözümden kaçtı sanma. Seninle çatlak olduğunu en iyi ben biliyorum. Biliyorsun değil mi? Ben de sıkılmaya başlamıştım ki. Bir eğlence buldum. Seyret bakalım. İnanamıyorum sana Sude ya. Bu akşamın mezesi belli oldu yani. Oldu oldu. Selam. Adın neydi? Sen var adın ya. Adın Umut. 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 Ne güzel isim. Çok ayıp ediyorum değil mi? Yani adını unutuyorum ya. Çok kaba buluyorsun beni herhalde. Yok canım. Sen istesen de kaba olamazsın. Çok güzelsin ya. Geldiniz. Ege'nin işi vardı. Sizi tanıştırayım. Melisa. Benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Hoş geldin. Memnun oldum. Buralarda senden çok bahsediliyordu. Nihayet tanışmış olduk. Aa, iklimler geldi. Gidelim yanlarına. Gel. Nihayet teşrif ettiniz İklim Hanım. Ege ile de tanışmış olduk böylece. Ben Sude. Merhaba, memnun oldum. Asıl biz tanıştığımıza memnun olduk. Gördüğüm kadarıyla partide içki kalmamış Sude'cim. Elimden geleni yaptım. Ne haber Umut? Sana haberlerim var. Nedir abi? Oğlum yeni bir işe başladım. Taksi işi yapıyorum artık. O yüzden de bu gece buraya geç geldim. Çok sevindim buna. Çok tatlı. En iyi müşterim ben olacağım. Sude. Çok yakışıyorsunuz. Aa, aşık hadi oldu. Bakalım millet. Bir şeyler içelim. Oo, çay partisi be. Hadi iç. Şerefe. 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 Hey. Beyler. Hey. Şerefe. 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 Oturabilir miyim? Otursan iyi olur zaten. Sude, istersen artık daha fazla içme. Sana soda ya da kahve getirmemi ister misin? Getirir misin sahiden? Getiririm tabii. İçer misin?
Yok yok, gitme. Yanımda otur sen. Ben sana koyu bir kol. Şurada kendine gelir misin? Umut dinle abi, dinle. Ege ne oluyor? Hıh.